من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Risale-i Nur'un bir özelliği de bulunduğu ortaya çıkan hadiselerde, gözüken şeylerde istikamet vermektir. İhtiyaça cevap vermektir. Şimdi mesela yaz geldi. Dikkat etmek adına bir yer okuyacağım. Yaz geldiği için. Pek bu dersleri pek yapmıyorum ama şimdi baktım gençlere bayağı bu derse ihtiyaçları var. Beşinci şuadan altıncı mesele. Rivayette var ki, şualardan okuyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam rivayet etmiş ki, fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Olamaz değil. Olmaz. O kadar dehşetli ki kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında emri peygamberiyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Azab-ı kabirden sonra, yani böyle demiş ya, ahir zaman fitnesi, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ım ecine min fitneti ahir zaman, Allah'ım ecine min bela ahir zaman, ahir zaman, ahir zaman demiş. O kadar zikredilmiş ki ahir zaman fitnesinden her ümmet sığınmış. Hangi ümmet biliyor musun? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonraki değil ha, Adem aleyhisselam da sığınmış. O kadar şuur imani yakiniyetleri vardı ki sanki kendi asırlarında olacak gibi korkmuşlar. Yani Mesih-i Deccal ve Süfyan, Allah'ım ecine min Mesih-i Deccal ve Süfyan duası Adem aleyhisselamın duasıymış. O akşam namazında ecinneler yapıyoruz ya, peygamberlerin duaların toplamıdır o. Şimdi İslam, Adem aleyhisselama gelen de suf İslam'dı. Musa aleyhisselama da gelen kitap İslam'dı. En kemali bu. Yani ilkokulda ABC'çi öğretiliyor, ortaokulda şu falan. Yani üniversitede, yani okutulanla farklı bir şey değil. Onun mütemimleri, yani yeni başlayan çocuğa verilmesi gereken dersler. Ama en kemal hali sonra sana üretilen. Dolayısıyla İslam'dan önceki bütün suflar, kitaplar İslam'ındır. Dolayısıyla İslam, din bir tanedir zaten. Din Allah nazarında İslam'dır. O zaman Yahudilere veya Hristiyanlardaki versiyonu, o zaman ne gerekiyorsa, ortaokula gidiyor profesör, ona ne gerekiyorsa onu ders veriyor. Liseye gidince ona ders veriyor. Ama üniversitede gittiği zaman aslını anlatıyor gibi. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan da önce Allah'ım ecine min fitneti ahir zaman denmiş. Bütün, bak, ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Azab-ı kabirden sonra, Allah'ım ecine min azabil kabirden sonra min fitneti deccal ve min fitneti ahir zaman. Ahir zamanın deccalinden ve ahir zamanın fitnesinden sana sığınırım, sığınıyoruz diye virdi ümmet olmuş. Yani ümmetin devamlı okuduğu dua olmuş. Niye diye? Ne demek bu? Allahu alem bir sevap. Yani ne işimize yarayacak? Bunun bir tevili şudur ki, o fitneler, o yaşantılar, nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. Şşş diye böyle asorbe ediyor. Vokum gibi çekiyor. Hiç böyle niyetin yok. Hakikaten halis, samimi, yürüyorsun. Derse gidiyorsun veya dersen çıkmışsın. Böyle bir şeyin yok. Vokum gibi şşş absorbe ediyor seni. Bloke ediyor. Sirayet ediyor.
insiba ediyor. Çok acayip bir şey. İnsanlar, bak fitneler, nefisleri kendilerine çeker. Hepimizde fitne, şey, nefis var. Ben size şu bir şey söyleyeyim de, gerçi biliyorsunuz endişe edecek şey değil. Her doğan çocukla bir yıldız doğar. Her doğan insanla, bebekle bir de cin doğar. İfrit ya. Bu kişinin nefsini oluşturur. Yani cinnet, cinsel. Cinnet getirdi. Yani cin yaptığı nettir yani. Cinnet. Cin olduğu nettir kazandı. Şimdi o bize bak, de, ver ağzını payını, yapma falan, hep içimizdeki o dürtüleri o veriyor. Ve SSD kullanayım bu şeyi. Biraz işim bu konuda benim. İyi değilsin. Hastasın. Aha, sana öyle dedi. Böyle yapacak. Sen şusun. İçinden doğan o vehimler tamamen o yapıyor. Sen bundan sonra adam olamazsın. Ya, yok canım ya, sen bundan ne dikiş mi tutuyorsun? Ne oldun ki, ne olacaksın? Hep diyen o. Ümitsiz insan ümitsizliği pompalar. Şu cümle herhalde veciz cümle olsa gerek. Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. Unutmayın bu cümleyi. İsterseniz yazarsın. Bir tanesini buzdolabının kapağına yazarsın. Kadınlar için haseten. Bir tanesini devamlı gördün dolabın, işte salon yazarsın. Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. Kim yapar? Vesveseyi şeytan, vehmi, nefis denilen ifritimiz. Bizimle ölecek o. O ifrit, cin, net, cin, sel, o yapıyor. Benim nefsim diyor, bana iman etti diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani benim şeytanım diyor. Benim şeytanım diyor, bana iman etti. O umumi şeytan değil, kendisiyle alakalı olan. Şimdi, o fitneler olunca böyle, bak, bak, bak. Şu bir acıya kapıcı virüsü. Bakmamaya kafan, gücün yetmedi de, baktıktan sonra mı gücünü oradan çekeceksin? Mümkün değil. Plaja girmemeye gücün yetmedi, girdikten sonra bakmamaya gücün hiç yetmeyecek. Girmemeye yetmemiş. Vidolara girmemeye gücün yetmemiş. Açtıktan sonra bakmamaya gücün yetmez. Böyle yani. Sistem böyle çalışıyor. O fitneleri, nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. Meftun eskide lambalarda vardı ama ampullerde de vardı. Böyle lambalarda yoktu. Öyle kelebek vardı böyle. Dönerlerdi böyle etrafında. Işığın etrafında ve yanar. Kül olur. Peki bildiği halde niye yanıyor yani? O kadar cazip, o kadar zevk alıyor ki o dönmekte. Onu unutuyor yani, o yanacağım. Meftun bu. Meftun ediyor seni. Yani bizi meftun ediyor. Ateşi unutturuyor değil mi? Ateşi unutturuyor. Eyvallah. Ateşi unutturuyor. Meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla belki zevkte irtikab ederler. İnsanlar ihtiyarlarıyla belki de zevkte irtikab eder. Fırsat zannediyor. Size bir tuzağını da söyleyeyim. Fransa'da bunu bana söylemişti. İman eden bir Cezayirli anlatmıştı. Kendisini camide, Arap camisinde Cuma'yı konuşurken ona söz verdiler. Kendisi bu modanın tepelerindeymiş. Bu adam Fransa'da, Paris'te bir orada kalırken ben Cuma'da duydum. Diyor ki, biz diyor yurt dışında diyor, mesela diyelim ki İstanbul, bir modayı yaymak için kadın tutarız diyor. Mesela diyelim ki 100 kişi. Bunlara maaş veririz. Özelliği şu. Taksim'den Kadıköy'e Dolmuş'ta gidip geleceksin. Halk otobüsüne, belediye otobüsüne bineceksin. İçerenköy'den Bakkalköy'e gideceksin. Senin bu. Yani ortada görüne görünüyorsun, gösteriyorsun. İnsanlar alışıyor. Buna meyal olanlar da hemen iştirak ediyor. Toplumda artık genelleniyor. İnsanlar
ihtiyarları ile belki zevkle irtikap ederler. Mesela o zaman Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Yani şimdi spor nam altında, hamamlarda, saunalarda, spor yapan yerlerde kadın erkek çıplak giriyorlar. Çıplak derken işte o anadan uryan değil de o şekilde. Rusya'da bunu Rüştü abi, Zübeyir abiye söylemiş de, yani bu aslında diyor, Türkiye diyecek de diyor, Rusya'yı diyor vitrin olarak kullandı diyor usta. Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler olunca ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyal olmasında, kadın niçin böyle cehennem dahi olsa açılıyor? El cevap, cehennem dahi olsa bakmak haram olduğu halde sen niye bakıyorsan o şiddette o da açılıyor. Yani bakmak senin için neyse, ne ifade ediyorsa erkeklere, açılmak kadına da onu ifade ediyor. Bizim için bakmak neyse, açılmak da onlar için öyle. Onun için kapanması böyle bayağı, hele bu asırda ciddi bir iradesi olması lazım. Kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten meyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemal perestler, bakmaya düşkün olan erkekler dahi nefislerine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürüyle düşer yanar. İşte o kelebek deniliyor, pervane deniliyor. O ampullerin etrafında dönen o kelebeklere ateşi biliyor. Biraz önce birisi yandı. Ama olduğu halde bu da yanıyor. Yani o kadar zevk alıyor ki yanma hatırına gelmiyor. Allah Allah. Seve seve kadın o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemal perest erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürürle düşer yanar. Sarhoşane. İlle içki, şarap, rakı içmekle sarhoş olmuyor. Ama aleminde Allah, ahiret, din, iman, ölüm mü? Yani korona mı, mezara mı gireceğiz? Bu ölümle o kadar insan gömmüşüm ki. Her gün. Daha bugün bir şehrin ilçe milleti müdürüydü. Ölmüş. Bak, tanıdı birisi. Her gün mutlaka, kardeşler de mutlaka ciddi haber alıyorum ben size. Şu falanca öldü. Yani bir kısmına da katılıyor. Yani acaba bizim başımıza gelecek mi? Yok canım, bizimle alakası yok da ölümün. Yani belki gelir. Ölenler bizim diyardan değiller. Yok yok yok. Daha önce ölen var mı? Ölüm nasıl olacak ya? İlk defa öleceğiz ya. İlk defa nasıl bir şey olacak böyle? Nereye alacaklar? Ve ezeli ve ebedi bir daha dönüş yok. Şu anda akşam namazı kıldık değil mi? Akşam namazı var. Kıldın. Bu kılmayan bu akşam namazı. Ezeli ve ebedi bir daha akşamla bu akşam namazını kılamayacak. O abi kaza. Kaza o değil. O bitti. Yarınki akşam, o yarınki akşam, bu akşam bitti. Ezeli ve ebedi. Yatsı namazın sünneti. Kıldın. Ya abi, yarınki, o yarınki, bugünkü bir daha yok. Ya burası fırsat hali. Hayatımızdaki Allah'ın böyle lütfettiği, ihsan ettiği, inam ettiği, kerem ettiği şeyleri ıskalamamak gerekiyor. Her zaman olmuyor biliyor musun? Hayata şaka olmaz. Hayatın tekrarı yok biliyor musunuz? Biraz önceki an bitti. Ampuller var ya ampuller. Saniyede 50 defa yanıp söner. Ama sönüyor, tekisi var olmuyor. Yani o sönen tekrar etmiyor. O bitti. Yeniden yaratılıyor. Bütün kainat, evren ve biz var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. O kadar hızlı ampul
yanıp sönüyor ki, devamlı yanıyor zannettiğimiz gibi, o kadar var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz ki, biz devamlı varız zannediyoruz. Niçin anlattım bunu? Dırr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 
Gitti, bitti. Öldün. Her an ölüyoruz zaten. Her anda diriliyoruz. Cemal perestler, erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşana bir sürür ile düşer yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehiyatları ve kebairleri ve bidaları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefis perestleri etrafına toplar, sersem eder. Öyle. Nedir o? O açık saçık aynı ampulü ışık gibi. O da diğer hani ışığın etrafında pervane var ya, kelebekler. O da biz. Onun etrafında dönüyoruz, hop sarhoşan, hop geldiyse pat, vaktin gelince bitiyor. Hiç kimse öleceği anı bilmiyor. Nerede kapacak? Mesela bir dostumuz var, sana içeride söyledim. 47 yaşında. Kurban alışverişine gidecek. Yani yeni. Siz daha çok örneklerini biliyorsunuz ama ben taze olduğu için söylüyorum. Kurban alışverişini yapacak abime ama hali yok. Arabayı sürecek durumu yok. Hiç durumum yok diyor. Hanıma dedim ki, ya diyor şu devlet hastanesinden oradan veya özelden geçiyordum hangi hastanedense. Ya demiş, burada bir serum takayım dedim. Beraber canlı canlı gideriz. Tamam demiş. Doktor hemen sana serum takar mı? Bu neyin nesidir de. Bir bakar ki o akciğerden kemiğe geçmiş. Bitmiş. AVM'ye gidiyordum. Hani burada bir serum takayım ondan sonra şey yaparız. Arabada anlatıyordum. Şu anda yatakta bu. Şu anda. Ve tamamen akciğer şeyi gitti. Ne yapardı acaba eski fırsatı olsaydı? Hiç niyeti yok mu? Tabi AVM'ye gidiyor ya. Nereye tutunacak şimdi? Hayattaki fırsatları ıskalamamak lazım. İskalamayın arkadaşlar. Bir defa olur. Hayatında tekrarı yok. Her yeni şey yeni bir fırsattır. Nefes alıp verme ne demek olduğunu o yoğun bakımda olanlara sorun. Astım hastalarına sorun. Bakkala çıkıp bir şey alışveriş yapabilmenin bana sorun. Yazardık kağıda. Süt istiyoruz pazartesi. Bir dahaki pazartesi. Onaylanırsa gelirdi. Öyle şu hala alışamadım böyle. Gidip markette bir şey alışveriş yapmayı. Her istediğimde gelmiyordu. Allah Allah. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehiyatları ve kebairleri ve bidaları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefis perestler etrafına toplar, sersem eder. Yoksa cebri mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günahta olmaz. Öyle öyle cami insanları var ki camiye gidiyor, dolduruyor Allah Resulü tabiriyle. Ahir zamanda camiler dolacak diyor. Ama işlerinde diyor, iman eder ya olmayacak ya çok az. Ya Yuhannos iman? İman var da, niye iman yok? Var da yok. Küfre taraftar olduğu için. Mümin bulunmayacak diyor. Evet, mümin bulunmayacak. Müslüman olacak. Namaz kılan olacak. Sebebi ne biliyor musun? Namaz kılıyor, oruç tutuyor. Fakat Müslüman ama İslam esasları yapıyor. Oruç tutmak, namaz kılmak tamam. Fakat iman esaslarının temeli olan el-hubbu fillah vel-buzu fillah Allah düşmanlarına, Allah'ın dışı olan küfür sistemlerine taraftar oluyor. Bitiyor. Küfre rıza küfürdür. Bitiyor ya. Çarpı sıfır. Hiçbir anlam kalmıyor. Başka bir yer okuyayım. Bakayım hangisini seçeyim. 11. mesele. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahir zaman alametlerine dair
5. Şua'daki hadislerden okuyor. Acaba böyle bir zamanda mıyız? Rivayette var ki ahir zamanda bir erkek 40 kadına nezaret eder. Allah Allah. Bir erkek 40 tane kadına nezaret eder. Allahu alem bir sevap. Bunun iki tevili var. İki şekilde izahı var. Birisi o zamanda meşru nikah azalır. Niye? Bu günah aylarına girdiğimiz için. Epey oluyor şimdi Temmuz Ağustos'dayız. Yani bugünlerde lazım olacak şeyleri seçiyorum. Yoksa atladım mesela. Daha önce 8. meseleyi okudum. Yok, pardon. 6. meseleyi okudum. Şimdi 11. Yani şimdi bu mevzumuza ışık tutacak yerleri seçiyorum. Ahir zamanda bir erkek 40 kadına nezaret eder diyor hadis. Bunun iki manası var. Birincisi, o zamanda meşru nikah azalır. Nikah azalır. Veya Rusya'daki gibi kalkar, bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan 40 bedbaht kadınlara çobanlık olur. Yani ahirette hesap vereceğine inanmayan bir insanın bu zina yapmaması, çalıp çıkmaması, öldürüp kırmaması ahmaklıktır. Niye yapmasın ki? O zaman meşhur nikah kalkınca artık haram anlayışı kalkınca bir kişi ya onun kişi. Sen nasıl, bu biz nasıl bakmaya düşkünüz, onlar da açılmaya düşkün. Aynı sistem. Allah muhafaza. İkinci bir manası, bir erkek 40 kadına nasıl nezaret eder? İkinci bir manası, o fitne zamanında kalplerde, o fitne zamanında harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından, hem bir hikmete binaen ekser, tevellüdat kızlar bulunmasından kinayedir. Yani ikinci manasının da iki manası var. Ahir zamanda erkekler telef olacak. Mesela bazı devletler var ki erkek çok az. Mesela Çin'de de öyle. Öyle dediklerine bakmayın. Çin'in 1/5'i erkektir. Ama öyle göstermez. Orada bizzat bu işle alakalı olan devlet adına görevli birisi bana söyledi. Ve şu anda Çin'i yönetenler Çin değildir, Moğol'durlar. Moğol, 20 milyon Moğol Çin'i yönetiyor. 1/5 erkektir. O demek ki bir erkek 40 kadına nezaret eder. Birinci manası neydi? Meşru nikah kalkar. İkinci manası harplerde erkekler telef olur. Ve ikincinin ikinci manası da B şıkkı. Ahir zaman fitnesinde kızlar fazla olacak. Niye fazla olacak? Belki hürriyet-i nisvan, yani kadın hürriyet-i namı altında istismarı ve tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğine galebe eder, veledi kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinde emri ilahi ile kızlar pek çok olur. Bunu size Bahattin anlatır yani. Biyolojik yapısını biliyorsun. Demek ki açık saçıklık çoğaldıkça kız fazla olur. Ha? Hasan abi, geçen Abdurrahman Dilipak diyor ki görüştüğüm vakit, şimdi diyor aşıyla birlikte diyor kız neslini çoğaltıp erkek neslini azaltacaklar. Yani kız olacak diyor ekseriyetle. Allah. Onun bile tesiri var diyor yani. Evet. Adam Las devreye geliyoruz yani. Las bu yine için söyleyeceğim. Las böyle hırsızlık yapıyormuş da kepek var ya taraba. Anahtarı kesiyormuş falan. Ne yapıyorsun demiş. Horon oynuyorum demiş. Hani horon için kemençe çalıyor gargar. Hani sesi çıkmıyor dedi yani horon. Sabah çıkacak dedi. Sabah çıkacak. Sesi sabah duyulacak. Hani horon sesi gelmiyor demiş. Sesi sabah duyulacak diyor. Geçenlerde birisi bir şey sordu. Telefon ailesi açık. İlk önce bana malumat verdi. Etrafımda şu şöyle 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 gençler var dedi. Şimdi bir soru soracağım. Tabii demek istiyor ki onlara. Bugün cevap ver.
Ben herhalde biraz uçuk cevap verdim böyle, seviyeli. Abi ya dedi, bunlar dedi, anlamadı ki dedi ya senin cevabını, ben daha iyi izah edersin diye seni aradım. Şimdi duysunlar dedim de, belki fırsatları olmaz, değil mi? Sor, başka zaman, gelecekte anlarlar dedi. Şimdi duysunlar, sonra anlarlar. Yani, iğne için söyledim. Seçeyim, seçeyim. Allah Allah. Bu bizim sıkıntıya sebep olan risaledir zaten. En mühimlerinden bir tanesini okuyayım. En başa konmuş. Beşinci şua, bir de söyleyeyim. Beşinci şua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 tane şua var. 5. şua nereye konacak? 4'ten sonra, 6'dan önce. Bu 5. şua şuraya konmuş. Kaçıncı şuadan sonra konmuş? İzlemişler Hasan abi. 14. şuadan sonra 5'i koyuyorlar. 15'ten önce ara ara 5. şua burada olacaktı. 4'ten sonra 5, 6'dan önce. Yani o kadar acayip, evet, burada gizlenmiş. Yani çok sakin ders yapıyorum ben zaten bu konuda. Başkaları yanlış anlıyor. Başkaları yanlış anlıyor. Diyor ki, birinci hadis, rivayette var ki, ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Ahir zamanda eşhası, yani ahir zaman fitnesini ortaya çıkaracak, patlatacak, başlatacak şahıs Süfyan'dır. Onu İslam insanlık dünyasında gelene Deccal denilir. İslam dünyasına gelene Süfyan denilir. Nasıl anlarız? Onun eli delik olacak diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Matkapla mı delinmiş? Nasıl olacak ya? Şimdi hemen eli delik olsa denilir ki böyle, Allah Allah, matkapla delmişler yani. Hakikaten bu adam Peygamberimiz. Acayip ya. Nasıl bir insan ya? Çok garibime gidiyor ya. Ne işi var sen bunları söylüyorsun? Nereden bileceksin ya? Mesela düşün. O zaman demir nedir? Zırh giyerler, kılıç yaparlar. Değil mi? O işte kullanın. Ahir zamanda diyor, demir konuşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. O demir konuşur mu? Kime söylüyorsun bunu ya? Kılıç kullanmış, zırh kullanmış. Buna diyor ki, zırhlar konuşacak ya. Başını cep tarafından, değil mi? Demirler, demirler konuşuyor. Siz diyor, onlara diyor ki, ayet bu. Şu diyor, semayı durgun zannediyorsunuz, biz genişlendiriyoruz diyor. Tamam neyse, herhalde bir şeyler oluyor. Kafa yatar da, şu dalları görüyor musunuz Yahuda? Sabit zannediyorsunuz diyor. Oysa biz onu diyor hareketlendiriyoruz. Onlar yüzüyorlar diyor. Adam şimdi dağ görüyor, sabit. 50 seneden beri aynı, yok diyor bunu genişlendiriyoruz diyor. Olacak şey, senin ne işin var ya, din bunun ne işi var ya? Mesela ben bu kadar felsefede okumuşum yani. Eskiden. Ya bir tuvalet adamından bahseden bir felsefe yoktu. Bir tane ya. Taosundan, Karl Marx'ından, Mao'sundan, Brahman'ına kadar, Budizm'e kadar okumuş. Bir tanesi tuvalet adamından bahsetmiyor. Ne işin var senin? Din tuvaletinde bahseder mi ya? Tuvalet adamından, yürüme adamından, kainatı genişlendiriyoruz, dağları yürütüyoruz, yemeği üfleyerek yeme diyor, böyle şöyle. Acayip bir şey ya. Din hayatın hayatı. Her tarafı hükmetmiş. Şimdi tuvalet adamından bahsedecek. Ahir zamanda bizim karşılaşacağımız tehlikeleri söylemeyecek. İşte onlardan bir tanesi. İnsanlık dünyasında ahir zamanda diyor, şerrin aktifliği Deccal diyor. Hep böyle ayırda dememişler. Süfyan'la Deccal'ı hakikaten Mehdi falan. Ceccal, Mehdi Ali Resul. Birbirine girmiş. Kavram kargaşası olur. Kavramı bilmediklerim için. Mesela Mehdi ile söylenilen bir şey, Mehdi Azam niye densin? Mehdi ile ifade edilen niye üç kelime ile israf edilsin? Mehdi Ali Resul. Bir Süfyan söyleniliyor hadiste, bir Deccal söyleniliyor. Yani bu kavramı bilmeyince, birilerinden de bir şey duyduk mu, kendimiz de zaten yorulmuyoruz yani, böyle emek vermiyoruz. Hazırı çok severiz, öyle bir milletiz.
Başkasının cebine kafayı koymayı da severiz. Rahat işimize geliyor. Ama ticarette öyle değil tabii. Yemek yerken öyle değil. Kaşıklar seri çalışıyor baklavada. Çorba olunca ralantide çalışıyor. Şimdi diyor ki ahir zamanda İslam içinde gelecek Sufyan'ın eli delik olacak diyor. Neymiş bakalım? Allah-u Alem bunun bir tevili şudur ki sefahat ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfa takar. Darbu mesel atasözü olmuş deniliyor ki filan adamın eli deliktir. Yani çok musriftir. Demek ki o Süfyan israf edecek, israfa alıştıracak. Sefahat ve günahlara, eğlenceler ve haramlara alıştıracak bizi. Elimizde para durmayacak. Sonra durmayınca alıştık harama. Esrara alıştık. Sigaraya alıştık. Şuna buna alıştık. E gel de yapma. E çalacaksın. Şimdi ne yapacaksın ki? Onun için kendisine, burada söyleyecek zaten. Kendisine nasıl tuzağına düşürmüş kendisini? İsrafa alıştırınca onun tuzağına düşüyoruz. İsraf eden onun getirdiği rejim, sistemi niye sever? Mesela diyelim ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı rehber kabul ediyor. Hasan'ı rehber kabul ediyor. Lider kabul ediyor. Mehmet'i ediyor. Niye diyor biliyor musun? Şanslarından değil. Onların bize getirmiş olduğu hayat nizamı nefsimize hoş geliyor. Yoksa biz şansları sevdiğimizden değil. Mesela benim fıtratımda beka istiyorum. Evet istiyorum. Ölmek istemiyorum. Kabiri geçit olarak pasaport değersiz görmek istiyorum. Bekler sağlıyor. Evet istiyorum. Bunu da Hazreti Muhammed söylüyor aleyhissalatü vesselam. Kafama da yatıyor. Yani mezarda bir tane diğerleri diyor ki yılan çıyanlara yem olacaksın. Burada bitiyor her şey. O diyor ki hayır diyor. Tam tersine burada her şey başlıyor diyor. Bundan sonra. O zaman ben onu niye lider kabul ettim? Yani fıtratımın isteğinin cevabını o veriyor. Bazıları da diyor ki ya ben ne ahireti ya? Taksitle çalışmam ben. Vur çarpat donlasın. Kim bunu temin ediyor? Ona oy veriyor. Yani onun kaşına gözüne değil, onun putlaşına değil. Nefisleri putlaşmış insanın nefsinin isteklerini kim veriyor? Adam eskiden ya siz bilirsiniz yaşınıza müsait. Adam çeşitli mahallelere seçim reklamı olarak arabaya yanaştırmış. Ekmek arası veriyormuş ya. Ondan sonra biraz daha bu tarafa gel. Yani ihtiyar ve iktidarı, düşünceni ve tarafgirliğini soğan ve patatese tercih ettirmiş. Soğan patates pahalanmış. Dolayısıyla sen iyi adam değilsin. Demek ki iyilik, kötülük bizim ideoloji değil. Yani düşünce, doğruluk yargılarımız, ölçülerimiz sabit bir şey değil ki. Devamlı oynar. Bunu biliyorlar. Patatesi, soğanı indirip kandırıyorlar. Senin ihtiyarın değişiyor. Böyle bir insan olur mu? Soğan yükseldi. Seni sevmiyorum. Soğan ucuz yaptın. Sen baş tacısın. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Demek ki kişileri lider yapmak onların şahıslarını değil, getirdiği hayat nizamı nefsime uygun geliyor veya gelmiyor. İşte ahir zaman Süfyan, Müslümanların içinde gelecek zat Süfyan'dır. Eli delinecek. Ne demek? Anadolu'da darbu mesel var. Filan adamın eli deliktir. Yani çok müsriftir. İşte Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs. İsrafa alışan ne yapar? Hırs yapar. Tamah yapar. Tamayı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf, işte cümle şu. İsraf eden ona esir olur. Onun damına düşer, tuzağına düşer diye rivayet haber verilmiş. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri ne demiş biliyor musunuz? Bir insanın kalbinden en son çıkacak ahlak-ı seyyih. Kötü ahlak nedir biliyor musunuz? Baş olma sevdası. Hubbuca. Tamam. Bunu en son. Bunu Risale-i Nur'da Hucumat-ı Sitte'de anlatır. İnsanın en zayıf damarı. Altı tane.
mutlaka bir tanesiyle yakalanırsın. İnsanların zayıf damarı var ya, dedektörle bakıyorlar o falan, kadındır, paradır, şöhrettir, kariyerdir, egoistiktir, bilmem nedir, bir sürü şeyleri var böyle. Böyle dedektörle yaparlar, bakın bir tanesini çalar yani. Zayıf noktası bu. İnsanların zayıf noktası altıdır. Mutlaka bunlarda bir tanesi sende ve bende var. Bir tanesi hubuca. Baş olma sevdası. İkincisi nedir? He? İkincisi korkudur. Üçüncüsü? Tamah. Bak, tamayı nasıl yapar? Onun için söyledim burada. İsraf eden de tamah şiddetlenir. Doymamak. O da. Şimdi kirada mısın? Yok. Evim var. Derse gelemiyorsun, ek iş yapıyorsun, kitap okumuyorsun. Niye? Bir sürü işler. Çocuğa bir daire yapayım. Onu da yaptı. Şimdi torununa yapıyor. Peki ahirete ne zaman çalışacaksın? Ahiret bir şeyler olur ya. Evlenecek. Ya bunun namazı var mı, dini var mı, ölçüsü var mı? Düzelir. Kızı nasıl veriyorsun? Ağabası var, pahası var. Soruyor. Ağabası var mı? Var. Parmağı mı? Var. Verdim gitti. Dini var mı? Dini sonra olur. Parası sonra olmaz mı? Ondan sonra Hasan kardeş telefonla Bahattin'i onu arıyorlar, bunu arıyorlar. İşte geçinemiyorlar. Herhalde sihir yaptığı bir şey yaptığı. Bunlarda cin var, büyü var, göz var. Zıkkımın kökü var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Cinleri de beyzir ettiler. Ya. Cin var. O da şaşırdı ya. Hakikaten ya. Cinler de beyzir ya. Bazen bunlar. Büyük paralar teklif ediyorum. Diyorum ki cine verseler o çıkar zaten. Tabii ya. Ya cini de beyzir ettiler. Ne alakası var ya? Sen dedim bunu evlendirirken neye baktın? Dini var mı? Ahlakı var mı? Doğru söyle dedim. İyi dediler bu başı. Ya dedi memurdu dedi ya. Memurluğuna verdim dedi ya. Kocası oydu demek ki. O adam değil de kocası o makamdı. Kariyeri verdi. Ye kürküm ye. Kızını diyor fasa veren melundur diyor. Aslında. Allah Resulü diyor. Fasa veren melundur. Tamam, namaz kılmayana verdin zaten. Evet. Mesela nikah kıyarken ben soruyorum. Namazın var mı? İnan bana. Bu kaç defa olmuş yani. Şimdi bu biraz olmuş. Peki onun için ne nikah kıyıyorum, ne şahit oluyorum, ne hiçbir şey yapmıyorum. Hiç kimse gelmesin. Ama bazen metozor olarak düşüyorum. Namazın var mı? Kemp. Kardeşim ben kıyamam. Çünkü niye? Namaz kılmayan İmam-ı Şafii'ye göre zaten kız veremez. Kız alamaz. Hanefi'ye göre kılana kadar hapsolması lazım. Kardeşim hapsine gir, namaza başladığın zaman kıyar kıyar. Şahit, kaç kişiyi kaldırdın? Dedim, tamam o kız tamam. İki tane şahit lazım ya. Namazın var mı dedim bir tanesi. Damadın da kardeşiydi. Dedi ki, yok hocam dedi, kalk. Sen, oradan dedim içeride namazlı bir tane gelsin. Bu suratı asmış, hala benimle konuşmuyor. 13 sene oldu. Beni nikahta kaldırdı dedi. Geçen kız kardeşinin kocası öldü koronadan, Ümraniye'de yemdi. Ondan sonra hala benimle küsmüşsün. Kalbimi kırdın hocam dedi. Ya sen kendini kırdın, farkında değilsin. Ya şimdi neyse, israf eden ne olur? Bizde ne uyanır? Hırs uyanır. Açgözlülük uyanır. Ha, 6 tane zaaf noktası. Baş olma sevdası, obuca. İkincisi, korku. Üç, tamam. Dört neydi? Milliyetçilik. Evet, milliyetçilik. Menfi milliyetçilik. Beş. He? Enaniyet. Altı, tembellik ve temperverlik. Tembellik, tamam da temperverlik şu. Adam Müslüman, memur için, maaş için gidiyor yanlışa imza atıyor. Ne yapayım diyor, bir emir kuluyuz diyor. Gidiyor kursa basabiliyor. Jandarmadır, bilmem nedir. Ne yapayım diyor. Hakimdir. Hakikaten bu masum ama delil yok. Bu zalim. Bu zalim. Ne yapayım diyor, sistem öyle veremiyor. Demek ki israf eden de hırs ve tamağa uyanıyor. Onun için tuzağına düşüyor, o sistemin tuzağına düşüyor.
diğerlerini o kadar atlıyorum ki ah bunları bir bilseniz, bir okusanız. Bilen biliyor, bilmeyen bilmeyecektir. Hiçbir zaman bilemeyecekler. Çünkü bilmek istemiyor. Evet, aynen. Bilmek istese... ihtiyaç hissetmiyor. Ya, hissetmiyor ki dine. Bir tanesini sordum, din ihtiyaç mı dedim Allah sana. Vallahi hiç düşünmedim dedi. Ya. Allah muhafaza etsin. Şuradan bir yerde okuyayım. Kaç dakika oldu? 45 dakikayı geçtiyse keseyim. Yok, geçmemiz. O zaman şurada bir hayvan olmak istiyoruz diyorlar ya. Bir de oraya okuyayım. Tamam kardeşim. Biz de bunları söylediğin doğru ama deve kuşunu biliyorsunuz özelliği kuma kafayı sokar, yatar. Ama koca gövdesi dışarıda. O şöyle zannediyormuş beden diliyle bu. Ben kimseyi görmüyorum. Kimseyle ilgilenmiyorum. Kuma soktum ya. Kimse de benimle ilgilenmiyor zannediyor. Ecel onu buluyor. Şimdi diyor ki hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefaat ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Ya böyle ince şeylerle meşgul değiliz ya. Gençliğinizi yaşayın ya. Ya burada bakıyorum %70-80 hep genç. Ben sizden o zaman. Ya gidin televizyonunuzun karşısına gidin şu Kadıköy'de bir şey yapın ya dolaşın. Ama buraya gelmişsiniz. Niye? Ya bak. Zorla geliyorlar sonra. Zorla. Diyor ki yani hayvan var ya hayvan hiç düşünmüyor. Bende bir tane kuş var böyle. Kuş var hiç düşünmüyor. Yani yarın ne olacak, ne yiyeceğim, ne içeceğim. Hiç adamın umurunda değil ya. Adamın umurunda değil. E böyle olmaz mı? Hayvan gibi olamazsın diyor cevaben. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Hayvanın geçmişi var mı? Yok. Geleceği var mı? Yok. Ama biz öyle miyiz? Başımıza bir şey geliyor. Böyle bakıyoruz aman ya geçmişi yaşıyoruz ya gelecekte. Anı iskalıyoruz. Anı iskalıyoruz. Ey gidi, ben burada büyürken, bu içerinin köy çocuğuyum ben. Burada ne kadar bisikletle dolaşırsın. Abi o. Şu gökdelen olan yerde hayvan çiftliği vardı. Orada bir ahır vardı. Sığırlar dışarıdaydı. O bakalık yol dediğimiz yerde ona Çingene Mahallesi'ydi. Yani bu da yoktu bu bina. Burada hiçbir şey yoktu. Ben keçi otlatırdım. Keçilerimiz vardı. Benim evim şeyde, yeni bilenler için söyleyeyim. Şu yuvarlak var ya yuvarlak. Havuz. Orası benim ev, bizim ev. Ya 1977-78. Ha şimdi. Mazi bak, maziye nasıl taşıyor bizi. Ama hayvanın böyle şeyi var mı? Ah olan ah demiyor ya. Ne geçmişten elemler alır ve teessüfler alır, ne de gelecekten endişeler ve korkular alır. Mesela geleceği bir düşün, ahiret ne olacak? Ya bu elimle ne kadar insan yıkamışım ya. Hem de beni yalnız bırakmışlar Almanya'da. Çocuğu bile korkuyor ya. Orada da morg şeyde yani hastanelerin en aşağısında. Gece yarısı. Tek başına. Kimse de gelmiyor. Çevirmiyor. Yani çok acayip ya. Acaba o insan bu hale düşeceği bilseydi ne yapardı ya. Ve bir daha mümkün değil. O insan ben de görmedim daha. Kefeni koydum gitti yani. Yani gelecekten korku olur, geçmişten teessüf olur. Keşkeler var ya keşkeler. Keşkelerle meşgul olma. Keşkeler bataktır. Keşkelerin çaresi geçmişteki sıkıntıların, yanlışların çaresi nedir? Tövbedir. Ben 5 tane abdest saydım geçen. Burada da sayayım. 5 tane abdest var. 1. Bedenin abdesti doğru yaşamak ve doğru yerde olmak. Bedenin abdesti bu. Aklın abdesti ilim ve tefekkür yapmak. Abdest almak. Kalbin abdesti işte bu çare olsun diye tövbe ve istiğfardır. Ruhun abdesti ats, fark, noksan, kusurunu derifte etmektir. İşte cismin abdesti suyla yıkanmak.
Onun öncesinde Necmi abinin yaz taharetiyle kış tahareti varmış abi. Öyle mi? O da onun istihracı oldu. Allah Allah. Allah selamet versin. Hayvan mazi ve müstakbelsiz olduğu için rahat yaşar, şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan, kurbanı kestik ya, bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Fakat o his dahi gider. O eylemden de kurtulur. Hayvan var ya. Beni yatırdılar, kesecekler. Kesecekler gelecek olduğu için gelecekleri yoktur. Yatırdılar. Yani beni niye yatırdın? Şu anda sıkıntı çektiği için kesileceğim diye değil o. Tutmuşsun ya. Mesela kuşu sevmek istiyorsun. Kuşu anlatabilir misin bunu? Korkuyor. Lan seveceğim seni ya. Titriyor. Oysa sevileceğini bilmiyor ki. Yani sevileceğim gelecek şeydir kaygısı. Hayvan ise kesilmek için yatılan hayvan eylem hissetmez. Bıçağı vurduğun zaman bir baygınlık geçirir, o da kaybolur. Demek en büyük rahat bir şefkat ilahi gaybi bildirmemektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir merhameti, şefkati de geleceği bilmemektir. Mesela buradan çıktıktan sonra veya üç gün sonra başımıza neler geleceğini bilseydik. Şimdi bu rahat olamazsın ki. Üç gün sonra başımıza ne gelecek? Bilmiyoruz. Geçerken tuğla düşecek, kiremit düşecek. Şimdiden beri zaten azap çekerdik. Hayvanın gelecek kaygısı, endişesi, korkusu yoktur. İmanı kazanma veya kaybetme davası açılmamış. Canımı nasıl vereceğim diye endişesi yok. Onun için rahattır. Hayvan olmak lazım ama elimize geçmiyor. Çünkü akıl var. Yok yok, becerim zaten aklını çıkartıp nasıl hayvan olacaksın? Demek en büyük bir rahat, rahmet, bir şefkat ilahi gaybı bildirmemektedir. Ve başa gelen şeyleri setretmektir. Yani gelecek gizli olması büyük nimettir. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Fakat ey insan, son şeyimi okuyayım, kesiyorum şimdi. Ey insan, senin mazi, geçmişin ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gayiplikten çıkmasıyla setri gayiplikten hayvana gelen istirahattan tamamen mahrumsun. İnsan öyle mi? Geçmişi ve geleceği yaşayabiliyor. Anda. Evet. Geçmişi ve geleceği yaşayabiliyor. Mesela yürürken sokaktan görürsün. Burada mı adam? Veya böyle, şimdi derste mesela bir kısmımız ben mesela ders konuştuğum için olmuyor ama ben de oraya geçeyim, ben de öyle olurum. Derse zor geliriz. Ya eve gittik, ya şöyle gittik ya falan. Ya geçen bir mani olan nerede yanlış yaptık, buna yanlış dedik falan. Oralara gidiyor. Yani insan ya geleceğin tesirinde ya geçmişin tesirinde kalıyor. Ey insan, senin geçmişin, mazin ve müstakbelin, geleceğin akıl cihetiyle bir derece gayiplikten çıkmış. Seti gayipten hayvana gelen istirahattan tamamen mahrumsun. Akıl olduğu için biz geçmişten de gelecekten de elem alıyoruz. Hayvan ise anda alır. Geçmişten çıkan teessüfler, elim fıraklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüz'ü lezzetin hiçe indirir. Lezzet cihetine 100 derece hayvandan aşağı düşersin. Yani mesela şimdi baklava yiyorsun. Koydun. Aldı seni bir geçmiş. Allah Allah. Orada durmuyor ki. Tamam da geçmiş bu. Ona ne yapacağız bununla gelecek? Gel de ye hadi. Ama onun da çaresi var. Çok şükür. Geçmiş kusurların, cinayetlerin, haramların, yanlışların çaresi var. Nedir o? Tövbe ve istiğfar. İyi ki var yani. Bu sistem işletmiş. Adem Aleyhisselam da böyle bir şey olmasın. Ne kadar büyük nimet ya. Tövbe ve istiğfar etmiş. Bu yolu bize açmış. Tövbe ve istiğfar et. Ama cinayet, günah, kebair işleyenlere şeytan şöyle der. Yok canım, senden bir şey olmaz ya. Yok canım. Bunu kim diyen kim? Tövbe ve istiğfar etmeyen şeytandır. O söylettiriyor. Bu alemde o da var ya. Bizde o da yaşıyor. Evet. Madem hakikat budur. Ya aklını çıkar, at, hayvan ol, kurtul. Ya aklını imanla başına al. Ne güzel işte, imanı aldın mı? Ya Rabbi, ey Allah, sen Allah'sın. Ben senin kulunum.
Bende nefis var. Biraz önce de şey duydum böyle, ifrit varmış. Bir cin varmış bende. O çok iyi. Demek ki o benim yaptığım yanlışlıkları Allah'ım o yaptırdı. Benimle pek alakası yok. Allah'ım ona sağ. Ona sağ yarabbi. Ona sağ. Ve beşeriyetimin iktizası olan günahlarımdan dolayı ikramın, ihsanın, lütfun, keremin olan hizmet imaniye Kur'an'da beni ayırma yarabbim. Ayette diyor ya, benden diyor ancak kafirler ümidi keser diyor. Ne halde olursan ol, inan. Meyhanen dahi olsa, ne halde olursan ol, ne cinayetin olursa olsun, Allah'tan sakın ümidini kesme. Allah'tan ümidi kesmek bütün günahların da başıdır, temelidir. Esas odur yani. Yine hadiste diyor abi, dediğine evet. Mukabil. Kafirler diyor, Allah'ın rahmetini bilselerdi diyor, ondan hiç ümitlerini kesmezlerdi. Kesmezlerdi. Şeytan bu işi biliyor, biliyor musun? Ümidini kestirmeye çalışıyor senden. Bir şey diyeyim mi size? Şeytan hala sizden ümidini kesmemiş. Sen Allah'tan niye ümidini kesiyorsun? Daha ileri götüreyim mi bunu? Şeytan senden ümidini kesmemiş, şöyle dursun. Peygamberden bile ümitliymiş. Ondan bile ümiti kesmemiş. Peygamberlere bile musallat olmuş. Peygamberlerde bile ümitli olan şeytan. Sen Allah'tan niye ümitli değilsin? Ne yapalım? Oldu, bitti. Ya Rab geçmişinde, elimden, dilimden, zihnimden, fikrimden, her ne ki sadır olmuşsa, seni hoşlanmadın, niye yaptın, niye dedin, niye yapmadın, niye demedin, niye dedin, niye demedin, niye yaptın, niye yapmadın. Hangisi itham, seni hoşlanmayacağını bilmiyorum yani, o kadar var ki. Bugünden sonra Allah'ım tövbe ettim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki deri hatırına, iman edenlerin imanının hürmetine, tövbemi kabul eyle ya Rabbi, bugün yeniden başlıyor. Bitti. Namazın yoksa namaza da başla. Çok şükür. Bak, nokta büyük harfle başla. Hiçbir şey kaybetmezsin inan bana. Ben din adına da vaat etmiyorum. Din de böyle. Ya şeytandan, şeytan peygamberden, ulul az peygamberden ümidi bile kesmemiş. Hala musallat olmaya çalışmış. Olur belki. Biz Allah'tan niye ümidi keseyim ya? Son cümlemi okuyorum. Hep son dedin. Ya aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul. Ve aklını imanla başına al. Kur'an'ı dinle 100 derece hayvandan ziyade bu fani dünyada dahi safi lezzetleri kazan diyerek onu izam ettim. Yine o mütelevvi şahıs döndü. Ben daha takip etmiyorum. Buradan sonra devam ediyor. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha ve selamu aleyhi. Çok şükür ya. Ne güzel dinimiz var ya. Hristiyanlıkta öyle değil ha. Hristiyanlıkta. Şimdi bir Hristiyan mı olacak? Heyet kurul. Teklif ediyorsun kiliseye. Heyet kuruluyor. Papazlarca onaylanırsa Hristiyan oluyorsun. Bedeli nedir peki? Reddedilen yok da pek. Ama seni Hristiyan eden, onaylayan aynı zamanda seni farz ediyor. Atabiliyor. Biz de öyle değil ya. Ya Rabbi ya sen bilirsin. Ya Rabbi sen bilirsin. Ey gidi ya. Yani o kadar Allah'ın merhameti sana ben malum hücredeyken her oralara düşen hep Allah'tan ümit ediyor. Hep Allah'tan rağmen. Nasıl ama? Ya hakikaten İslam ne kadar hoş. Geceniz mübarek olsun. Arkadaşlar kıymetini bilin bak. Bahattin öyle dedi, beni etkiledi bak. Kaç defa söylüyorum. Yoymayın. Meyveyi. Şimdi dedi ki bak kapanma ihtimali var. Sonradan ya Rab derse gidemiyoruz malum sebepten dolayı. Sonra vicdanı sana diyecek ki ulan bağırken sen gitmiyordun lan. Nasrettin Hoca var ya Nasrettin Hoca. Affedersiniz gazı kaçırmış. Ah şu ihtiyarlık ah demiş. Bir bakmış arkada kimse yok. Olan demiş gençliğini de biliyorum senin demiş. Şimdi
biz bu güzel havalarda gelmesek, yağmurlu günde bize lazım olur. Çatal yok mu? Ne yapıyorsun? Ben de böyle gittim. Ben de senin şu an gözlerim var.